Yasağı duyunca aklıma Türkiye geliyor. Ya burada her türlü yasaklar vardır. Bizim burada yasak olmayan bir şey kalmamış ki. Bizim için her şey yasaktır. Mesela ne desen, bir siyasi parti olsun, bir normal vatandaş olsun, ne olursa olsun. Yani yasakların olması ya insanları kötü etkiliyor. Niye? Çünkü ya hani insan ya istediklerini yapamasa kendi kötü hissediyor ya. Yani özgür olmamak geliyor. Daha somut olarak yaşadığımız bölgede yani sendikalar, emek örgütleri, siyasi partiler, yaşam bütün alanlarında insanların temel hakları ile ilgili sahip oldukları diyelim ki yaşamlarını sürdürememeleri, bununla ilgili yaşadıkları sıkıntılar ve tüm bunların beraberinde getirdiği bir mutsuzluk var tabii. Bir şey mesela yapmaya çalıştığı zaman, onu yasakladıkları zaman illaki insan rahatsız oluyor yani. Önce ben bu ülkede yapmak istedim, her şeyi yapabiliyorum. Son derece özgürüm. Türkiye geliyor şu anda. En büyük yasaklar ya şu anda yani dışla cezaevinin arasında bir fark kalmamış. Yani bir açık cezaevine dönüşmüş bir nevi. Kimse kendi görüşünü bile dile getiremiyor özgürce yani. Yani artık her şey yasaklanmış yani. Yok, demokrasi olmayan ülkelerde yasaklar olur. Şimdi yasaklar olmaması lazımdır. Neden yasak vardır? Yasaklardan niye korkuyorlar yani? Ne diye korkuyorlar? Bir 10 günlük bir toplantı yasakladığı koruyorlar. Valilik bu kararı vermiş, sadece Güneydoğu için, Diyarbakır için geçerlidir. Yani bu insan haklarına aykırıdır. Bence olmaması lazım. Çünkü yasak millete zarardır. Zamanında yasaklar zaten bu bölgeye hakimdi. Yani birçok şeyin yasağı vardı. Şimdi biraz daha iyi, biraz daha iyi. Yeterli değil. Yürümemiz bile yasaklanmış artık. Yememiz, içmemiz yasaklanmış. Bu dünyaya geldiğim zaman özgür bir şekilde geldim. Ama ben bu Türkiye Cumhuriyeti'nde kısa ve net öz söylüyorum. Ne bir insan olabildim, ne bir hayvan olabildim. Bir hiç özgürlük yok ki. Hepsi, her şey yasaktır. Konuşamıyorsun. Değil mi? Türkiye'de 20 milyon tane en az Kürt var. İngilizlerde okulda İngilizce konuşabiliyorsun, Arapça, Farsça. Niye Kürtçe konuşamıyorsun? Kürt okulları da olsa, millet kendi ana dilini konuşsa güzel değil mi? Yasak deyince hastalıklar aklımıza geliyor. 12 Eylül'ler aklımıza geliyor. Burada her şey kısıtlı. Yani halkın imkanı olsun, halkın kendini burada ifade etmesi olsun. Mesela her konuda kısıtlı. Zaten içinde bulunduğumuz ortam tamamıyla yasaktır bize. Yani attığımız her adım yasak Diyarbakır'dan. Yani adım başı gidiyorsun, arama yapıyor seni. Yani bu tür şeyler gereksizdir. Yasak, Türkiye Cumhuriyeti kuruluşu bu yani. Güneydoğu, Orta Doğu'da yasak vardır. Abi zaten bu ülkede her şeyimiz yasaklanmış. Vallahi yolda yürüyor neredeyse, onu bile yasaklayacaklar. Öyle bir duruma gelmişim. Yasa derince aklımda hayatım elimden alınıyor. Her taraf kapanmış. Edemiyorsan konuşasın. Edemiyorsan bir şey söyleyesin. Bugün ben Devroz Bayramı'na gelmek istedim. İçeri giremedim ve barikat kurmuşlar. Bu bir özgürlük değildir yani. Özgürlük nedir? Herkes kendi görüşünde, herkes kendi iradesinde özgür olması lazım. Özgürlük budur yani. Yasak, ana dilimiz yasak olur mu ya? Şimdi bir insan kendi ana dilini yasaklayabilir. 4 kişilik bir nüfus, en asgari ayda 500 lira ekmeğe, 400 lira 500 lira ekmeğe para veriyor yani. Hani bu bir yasaktır benim gözümde. Alamıyorsa, imkanı yoksa onu öl diyorsun kısacası. Demokrasinin gelişmesi için her türlü yasağa karşıyım. Yasak oldu mu insanı rahatsız ediyor. Nasıl rahatsız etmez yani? Biz istiyoruz ki memleketimiz daha güzel olsun, memleketimiz daha şey olsun. Yani yasak ortadan kalksın. Hükümeti sevmediği şeyler. Hükümet neyi sevmiyorsa onu yasak ilan ediyor. Mevcut Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana mevcut sistemin, devletin neyi sevmediği her şey yasaktır.